Arkadaşlar merhaba. Dünden kalmayım şu anda, dün akşamdan. Dün çok fazla yoruldum burada. Ama kendimle ne kadar gurur duysam azdır. Şu sol tarafı eşimle geçen geldiğimizde yapmıştık. Şu sağ tarafı ve onun yanındaki kısmı dün yaptım, komple belledim. Bizim bahçenin toprağı çok sert bir toprak. Üzerine de basıldığı için yağmur suyu falan da olduğunda bayağı sertleşti. Onların hepsini dün belledim. Burayı komple böyle tarla şekline getirdim. Önceden sebze yatakları vardı burada. Sebze yataklarını kaldırdım. Sadece o en başta bakın iki tane görünüyor. Onlar sadece kaldı. Onun haricindekileri söküp böyle komple dümdüz tarla şekline getirdim. Ama şurası tabii normal, ektik burayı. Burada mısır ve fasulye ekmiştik geçen sefer. Şu kalan kısmını da bugün dün geldiğimde ektim gene mısır. Şuraya bakın, geçen seferden ektiklerim çıkmaya başlamış maşallah. Her taraftan filizleniyorlar. Şunları görmek var ya, insana acayip mutluluk veriyor. Şurayla bu taraf arasında bir 10 gün, 15 günlük bir mesafe var. Aslında bir bakıma o da güzel. Hepsi aynı anda yetişmemiş olur. Birazını bir sefer yeriz. Daha sonrasında da öbürleri yetişir, onları yeriz. O da güzel bir uygulama olur. Şuralar bakın şöyle kersek kersek. Bunları hepsini yaptım sözde. Ama bunları bunun gibi küçültmem gerekecek. Çapayı koydum ama gözüm kesmedi açıkçası, çok fena. Elime bakar mısınız? Su topladı, patladı. Şuraya bakar mısınız? Şu ellerimin haline. Ben eldivensiz çalışıyorum. Berbat bir hale geldi ama. Şuraları şöyle komple, şu kısmı, şu duvara yakın olan kısmı böyle 1,5 metreye yakın bu tarafa gelerek yaptım. Boylu boyuna. Buraya öncelikle şurada maydanoz var, soğan var. Ve yukarı doğru nane veya yeşillikleri ekeceğim. Burayı komple onlarla dolduracağım. Şuraya da diğer sebzeleri ekeceğim. Şurayı şöyle. Şu kısmı biraz daha temizlemeye çalışacağım. Yumuşatabilirsem oraya salatalık fideleri almıştım. Onları ekeceğim. Şöyle şu kısmı henüz bellemedim ama şurayı da belleyeceğim. Şurayı. Burayı komple ayçiçeği yapacağım, ayçiçeği. Kullandığımdan değil ama o çiçekleri çok hoşuma gidiyor. Şu kısmı şöyle komple ayçiçeği yapacağım. Oldukça güzel görünür. Bu sene kısmet olursa bahçemde neredeyse boş bir yer bırakmıyor gibiyim. Her tarafını dolu dolu kullanmış olacağım inşallah. Bakalım. Kısmet hayırlısı, inşallah güzel şeyler olacak burada. Güneşli tepeden tekrar başladık ızdırmaya. Aslında işi tersten yaptım ben. Az önce geldiğimde güzel serinken dedim deniz tarafına bir gideyim. Denize gittim. O zaman şeydi, serin serin. Ama şimdi tam tersini yaptım. Tam güneş, bir şapka alayım kafama ben. Tam güneş vakti. Bahçede çalışmak biraz zor olacak. Şuraya bakar mısınız? Her taraf bunlardan, Allah'ın cezaları ya. Bir de öyle bir yapışıyorlar ki, şöyle bunu alırken de tiksinerek artık almaya başladım. Çünkü ıslak ıslak sümük gibi. İnsan eline yapışıyorlar. Şuraya bakar mısınız? Şunun altında şuraya bir oturak yapmayı planlıyorum. Şu tahtalarımız var şuraya. Karşılıklı şurada oturup kahve içmek gerçekten keyif verici olur. Bakar mısınız? Şu yeşilliklerin altında şurada 2 kişilik bir kahve oturmaya. Ha, şurada olabilir aslında ya. Bu tarafa taşımaya da gerek yok. Şuraya. Buraya mıcır taş falan
döşeyerek şu kısma. Buraya da olabilir. Gayet güzel, evet. Bence daha güzel olur. Bir tane oraya, bir tane buraya oturma. Şu banklardan yapalım. Ortaya da küçük bir sehpa gibi bir şey. Gayet güzel olur bence burası. 1,5. 3-4 metre, 3 metrekare yer zannedersem ediyor burası. Gayet güzel olur. Evet, ben bunu niye düşünmedim daha önce? Bir tanesini sırtını oraya veririm, bir tanesini de buraya. Otururuz burada. Burada çok güzel şu yeşilliğin altında oturmuş oluruz. Ben buraya bir dahaki gel, şuraya şu mıcır taşlardan, şu beyazdan da olabilir. Şuradaki siyah taşlardan da dökebilirim. Onlardan döküp orayı o şekilde kullanabilirim ben. Veya yani şunlar da olabilir. Ben şöyle taşlarla çalışmayı da çok seviyorum. Taşlar, bakın şuralarda da var. Onlarla çalışmak, aslında kaldırım taşı bulabilsem bir yerden. Şuraya kilitleme sistemli taşlardan. O da olabilir. Ama şurayı düşündüğüm gayet güzel oldu. Şurada çok güzel oturulur. Güzel bir oturma köşesi olur. Ben burayı bir dahaki geldiğimde, o kadar planlar var ki, planlar bitmiyor maşallah. Yap 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 bitmiyor. Allah inşallah ömür verir de yapabilirsek ne ala. Yapamazsak sadece plan aşamasında kalır bunlar. Şurada şeyler var. Şu sazlık var ya. O kadar hoşuma gidiyor ki şu ot, şu alelade bir ot. Şöyle bakın. Şu öbek şeklinde çıktı ve hiç dokunmadım buna ve dokunmaya da hiç niyetim yok. Çok güzel bir görüntü verdi böyle. Böyle. Şunun içinde. Aslında belki de şunları oradan çıkarmış olsam daha mı? Orada öyle bütünleşmiş gibi. Onun da ne kadar süreli olduğunu da bilemiyorum. Şimdi bunu çıkarırım, orayı boşaltırım. Kelleşirse o da güzel olmaz. Neyse, bu şekilde kalsın. Ama şunun uzun süreli burada kalacağına emin olabilsem, bunu böyle buradan çıkarım. Şu diğer katlı saksıları çıkarırım oradan, ama dediğim gibi onun ne cins bir ot olduğunu bilemiyorum. Çok güzel. Uçları da böyle başak başak vermiş. Çok güzel bir ot. İyi ki yolmamışım ben bunu. Şurada da sukulentler aldım dün BİM'den. Toprakları falan pek iyi değildi. Topraklarını yeniledim. 6 taneydi bunlar. 2 tanesini de komşuma Aysel ablaya verdim. Burcu da oradaydı, ikisine de. Oh, mis gibi koku. Şurada var ya, şu rüzgar estikçe şu yaseminlerin kokusu. Şurada verandada oturacaksın. Şu anda da en güzel oturulacak zaman, ama ben işim var, çalışmak zorundayım. En güzel oturulacak zaman şurada otur. Hatta şu salıncağımda. Sancakta sallanmayı çok seviyorum. Uzanıp da sallanmayı hatta. Şurada uzanıp yatıp sallanmak gibisi yok. Çok güzel esiyor. Estikçe de şu koku insanın burnunu deliyor resmen. Bir de şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şurada Acem halıları mor. Şuradan da yaseminler. Ne kadar güzel bir görüntü değil mi? Bakın şöyle. Çok güzel bir görüntüsü var bunun. Renk cümbüşü adeta. Bunların şeyi yok, kokusu yok da şu beyaz olanlar muhteşem kokuyor. Bakın şunlara. Şu çiçeklerden birçok kişinin kapısında çok fazla var. Yani bu serpiştir serpiştir gidiyor. Ben de bunu ilk ektiğimde şu çiçekliğin içine ekmiştim. Ondan sonra şu etrafa saçıldı falan. Etrafa saçılanlar kaldı. Kendi orijinal, Allah'ın cezası seni ya. Gene salyangoz tam bıcık bıcık ıslaktı, o yüzden dokunamadım, düştü gene içine. Şu çiçekler de çok güzel oldu. Eşim bunları pek beğenmiyor, sevmiyor, ama şöyle bakın, yeşillikler içerisinde beyaz pembe çiçekler açıyor. Yonca bunlar. Ama olsun, şu bol bol yeşillik görmek daha güzel bence. Şu sukulentleri tekrar dursunlar da, şimdi yeni koydum. Biz şimdi gittiğimiz zaman Emine abla, komşumuz var.
O bunları suluyor. İçeride olursa bunları fark etmeyebilir, sulamayabilir. Dışarı bıraktım ki onları sulasın. Ha, şeyler aldım geçen. Dün pazar vardı burada. Şöyle salatalık fideleri aldım. Şunlar. Eyvah, o arada telefonu düşürdüm elinden. Kusura bakmayın. Şöyle 7 tane diyor. İçerisinde aldım şunlardan. Şöyle. Şunları şimdi ekeceğim. Yerlerini hazırlıyorum. Onları ekeceğim. Bunların tanesi 10 TL. 7 tane var burada. Herhalde yeter bunlar da. Yetmezse bir dahaki geldiğinde gene alıp takviye ederim. Şu zakkumlar da gayet güzel tutmuş ama ne ileri ne geri gidiyor. Böyle bu şekilde bu aşamada kaldı gitti. Burası niye bu kadar kaldı? Bunu da tam anlamışım. Şöyle aslında şey yapabilirim ya. Şu kısım var da. Aynı şuralardaki gibi çit yapabilirim. Paletim var elimde nasıl olsa. Şurayı da aynı o şekilde çit yapayım. Hem daha da güzel, sevimli görünüyor bu çitler. Orayı da öyle çevrelemiş olayım. Hem şu zakkumları da kurtarmış olurum bu şekilde. Artık bunlar takıntı oldu bence, biliyor musunuz? Bak şuraya bakın işte. Bak nasıl da yapışmış ya. Bunlar bende takıntı oldu. Bakın şu yukarıda. Her taraf yani. Bitmiyor ki bunların sonu gelmiyor. Takıntı oldu. Gördüğüm yerde hemen koparmaya çalışıyorum onları. Allah Allah. Bakın şuralara. Yapraklara ve ağaçlara çok fazla zarar veriyorlar. Yaprakları komple. Şunun yapraklarına bakar mısınız? Ne hale getirmiş mesela. Bunlar hep bu salyangozların eseri. Şuraya evet iyi aklıma geldi. Ben buraya çark yap şey yapayım. Şu çitten böyle etrafını bunu çevireyim. Gayet güzel olur burası. Arkadaşlar ben şimdi çalışmaya başlayayım. Bundan sonrasını tripoda koyup onun üzerinden çalışmamın videosunu çekerim size. Ayrı bir video olarak. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.